Günaydın. Senin ne işin var burada? Sevgilimi özlemiş olamaz mıyım? Bilmem. Olabilir misin? Aynen öyle oldu sevgilim. Özlendiniz. Nurcan Sultan'a yakalanmaktan korkan Sinten'e ne oldu? Bilirsin. Benim de kendime göre var taktiklerim. Ya bilmez miyim? Düğün için heyecanlı mısın? Ben çok heyecanlıyım. Bence müthiş bir gün olacak. Hatırlatmasan olmaz ya. Peki. Dün gece ne yaptın? Göremedim hiç seni. Hep seni aradım. Bir şey yapmadım. Yapmam mı gerekiyordu? Ne demek hiçbir şey yapmadın? Babanın kınasında hiç mi bir şey yapmadın? Çok ayıp Taylan Alabey. Hadi konuş. Bana hiçbir şey anlatmıyorsun artık. Kardeşinle nasıl gidiyor? Karşı komşu ne olmuş? Yan odada? Ya maalesef. Şey mi dediler? Yan yana böyle kardeş kardeş oturur mu dediler? Çok komik. Bir kıskançlık mı seziyorum? Ben. Sen? O kahküllü ufaklığı. Henüz o kadar delirmedim. Hatta hadi kalk odasına gidelim. Niye? Ne demek niye? Kardeşin değil mi? Hem onun için de önemli bir gün. Annesinin düğünü var. Biraz moral, destek. Hayırlı olsunculuk. Hayırlı olmanın vakti geldi Taylan Alabey. Saçmalama ya. Şimdi ne alakası sabah sabah? Ya zaten baban da kaynaşmamızı istemiyor mu? Tamam, çok zekice bir fikir. Hadi. Tamam, istiyordu. Ne alaka şu an Sinten? Gidiyoruz. Sinten. Buyurun. Günaydın komşu kardeş. Hayırdır sabah sabah? Sinten. Yuh yani çüş. Sizin orada günaydını böyle mi diyorlar? Çok tatlıymış. Kendin duş aldın yetmedi. Bir de sevgilinle mi geliyorsun şimdi? Bana bakın gidin nerede duş alıyorsanız alın ama ben sizinle uğraşamayacağım artık. Ayrıca sen babaannenden de mi korkmuyorsun ya? Sen gece de mi burada kalıyorsun? Vallahi pes ya. Sizin bu genişliğinize pes artık. Ben hayranım Taylan. Sizin bu rahatlığınıza ya. Ha susun tamam. İkiniz de bir susun ne olur ya. Duşmuş almaya gelmedik. Bunların geldiği ilk gün benim duşum bozuktu. O yüzden mecbur burada almak. Evet canım bugün. Al şimdi. Annem geliyor sinirlenecek. Nasıl? Şimdi yine. Geç şimdi banyoya git. Hadi geç geç. Ay oyalanma hadi geç. Sakın ses çıkarmayın duydunuz mu? Şu başımıza açtığın işlere bak. Aa yok vallahi. Hiç anlamam. İlk uçağa atlayıp geliyorsun. Tamam canım. Hadi bay bay. Bay bay. Anneciğim günaydın. Şelale. Ne oluyor bakayım? Sen bir şey mi saklıyorsun? Ne gibi? Ha yanakların kırmızı kırmızı olmuş. Kesin bir şey saklıyorsun. Ben mi? Ne saklayacağım anne? Bak, demek kurtuluşsunuz Taylan Bey. Demek kıskanmıyorum derken yalan söylenildi Sinten Hanım. Senin kendi duşun yok mu? Ya duşum bozuktu. Anlamıyor musun? Benim duşum bozuktu. Mecbur burada duş aldım ya. Anne saçmalıyorsun ama artık. Ohla. Oldu mu? Ya sen her sabah beni böyle kontrole mi geleceksin? Aynen öyle. Vukuatlısın çünkü. O mu burada yoksa yine? Anne. Ama yeter ben bunu konuşup hallettiğimizi düşünüyordum ya. Tek taraflı bir konuşma. Olmuştu ama neyse. Aynı babana benziyorsun. O da böyle bir numaralar çevirdiğinde böyle alı al mor mor olurdu. Anne ne babası o nereden çıktı şimdi ya? Babanla mı konuştun yoksa? Hayda anne niye konuşayım babamla sabah sabah sen iyi misin ya? Ay ne bileyim o benim hayatımı mahvetmeye bayılır. Evlendiğimi duyduysa belki. Ben dedim o mu aradı? Al bak telefonuma aramalara mesajlara bak tanımadığın biri var mı kontrol et. Kendi söylediğine kendin inanıyorsun ya. İstemez. Bugün canıma hiçbir şeyin sıkmasını istemiyorum. Sen de ayağını denk al. Anladın mı beni küçük bıldırcın? Hadi bakayım. Gözüm üzerinde. Ya sabah sabah iyi macera yaşadık ha, spor oldu. Bu arada annen hep böyle kontrol ediyor mu seni? Sabah ziyaretiniz bittiyse çıkar mısınız odamdan? Tamam, sinirlenmene gerek yok. Biz çıkalım o zaman.
Ha, bu arada burada olan burada kalır. Söyleme gerek yok herhalde değil mi tatlım? Ben çok iyi sır tutarım, sen hiç merak etme. Süper. Gerizekalı bu çocuk ya, tam bir gerizekalı ya. Taylan. Odanda biraz konuşsak sanki iyi olacak.